Değerli izleyenler, Antalya Tarım Fuarı'nda Manier Tohumculuk sponsorluğunda stand ziyaretlerimiz, Konya'dan katılan firmamız Eurotar ile devam ediyor. Satış müdürümüz Abdurrahman Pekmez ile beraberiz. Abdurrahman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eurotar firmasını tanıyalım. Sektörde kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Yelpazemizde, üreticimize hizmet anlamında neler var, sizlerden dinleyelim. Elbette, sevinirim anlatmak için. Eurotar Mühendislik 2013 yılında Sulama kökenli kurulmuş bir firmadır. 10. senemizi biz tamamlamış olmakla birlikte sulama, gübreleme, zirai ilaç, bitki besleme ve projelendirme hizmetleriyle biz müşterilerimize, çiftçilerimize ve nihai tüketicilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Abdurrahman Bey, bunların hangileri üretimini yapıyorsunuz, hangilerini çözüm ortaklarınızla yola devam ediyorsunuz? Üretim yapmaktan ziyade biz güçlü üreticilerle hem globalde hem lokalde sektöründe öncü firmalarla dirsek teması halinde üretimden ziyade onların iştirakçileri, paydaşlar olmayı tercih ediyoruz. Evet, projelendirme derken bunu kastediyorsunuz. Peki çalıştığımız firmalar Türkiye'de rüştünü ispat etmiş firmalar mı? A'dan Z'ye. Eurotar Mühendislik çalıştırdığı, eşiğinden içeriye bulunduracağı markalar tamamen sektöründe öncü markalardır. Evet, sadece sulama, gübreleme veya mühendislik anlamında başka projelendirmeleriniz de oluyor mu? Firmamızın ismi Eurotar Mühendislik olması hasebiyle biz zaten tam manasıyla bir mühendislik firmasıyız. Bizim uygulamalarımız toprak altı, toprak üstü uygulamalarımız ve pivot sistemi, aynı zamanda da güneş enerjisi tarımsal da ve çatıda uygulamalarımız mevcuttur. Sadece hayvancılık yok herhalde. Alet, ekipman diyelim ve hayvancılık diyelim. O da var yani. Bu ikisi noksan. Evet. Bu eksik. Onu en kısa zamanda tamamlamamız lazım. İnşallah diyelim. İnşallah. Konya önemli bir bölge çünkü. İyi olur inşallah. Fuar nasıl, ilgi nasıl firmamıza karşı? Standımızın inovatif ve dijitalleşen bir stand olduğu sizlerin de gözüne batmıştır. Evet. Aslında odak merkezi biz olmayan müşterilerimize, ziyaretçilerimize bile insanlarda bir merak uyandırıp katılımcı sayımızı biz her gün 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 artırmakla mükellefiz. Ve insanların bizim standımıza olan alakaları da gerçekten bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gördüğünüz üzere standımızda herhangi bir ürün yerleştirme bulundurmadık. İnsanlara hayal ettiğimizi hayal ettirmeye hedefledik. Ve bunları da tamamen arkamızdaki uygulamalarda, teknolojilerde onlara daha inovatif ve dijital dünyayı biraz tasavvur ettirerek göstermeye gayret gösterdik. Evet, Eurotar olarak tarıma farklı bir çehre kazandırdığınız belli. Artık sektör dijitalleşmeye gidecek mi? Zaten bayağı bir mesafe kat edildi ama daha da ilerleyecek mi diye. Teknoloji, eğer ki bahsettiğimiz alan teknoloji ise kat'i surette bu nihayetlenemez, noksanda kalamaz. Günden güne bugünün koşuluyla düşündüğümüz ve yarın bu olur mu diye düşündüğümüz şeylerin bizi bulması çok çok yakındır, inanın. Yani yeter ki hayalimiz olsun, biz uygularız diyorsunuz. Yani ilk insan eğer ki çiftçi ise ve çiftçilik bugüne kadar geldiyse, bundan sonra da nihai haline kadar çiftçilik gelişmeye devam edecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnşallah sağ çalışmalarını da değerli izleyicilerimizle paylaşırız, Köy TV izleyicilerine. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Abdurrahman Bey. Bizler de teşekkür ederiz bize fırsat verdiğiniz için. Saygılar. Saygılar bizlere efendim. Evet değerli izleyenler, Abdurrahman Pekmez, Eurotar Satış Pazarlama Müdürü, Eurotar Mühendislik olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, yine bir programın sonuna geldik efendim. Ben Adil Göksel. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi günler diliyoruz. Manier Tohumculuk sponsorluğunda Growtech Tarım Fuarı'nda bir başka yerde, bir başka programda buluşuncaya kadar iyi günler diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.